Yunus Emre Sel de hazırmış, e, Trabzonspor artık şampiyonluk için gün sayıyor ve şehirde de çok büyük bir hazırlık var. Taraftarlar belki Antalya Spor karşılaşmasını bekliyor, tribünde mücadeleyi takip etmek istiyorlar ama stat dışında, şehrin genelinde gerçekten bir karnaval havası var. Az önce başlıklarda da söyledik, 200 bin kişinin e, bu maç için Trabzon'a, gelmesi bekleniyor. Total rakam ki üzerine de çıkacaktır gibi gözüküyor. Yunus Emre Sel öncelikle dilersen bu konuyla beraber başlayalım ki sen de gün boyu yayınlarla birlikte Aspor ekranında Trabzonsporlu taraftarların karşısına çıkıyorsun. Nasıl bir hazırlık süreci var? Takımdan bahsetmiyorum. Şehirdeki hazırlık süreci nasıl ilerliyor? Teşekkürler Erdem. Size ve değerli meslektaşlarıma, kardeşlerime Trabzon'dan tekrar iyi yayınlar dileyelim arkamda gördüğünüz Trabzon şehri artık geri sayımda. Çünkü bir puana ihtiyaç var şampiyonluk için. Trabzonspor bir puana ulaştığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek ama belki ona da kalmayabilir. Cuma günü Fenerbahçe Gaziantep karşısında puan kaybı yaşarsa Cuma günü de Trabzonspor şampiyonluğunu ilan edebilir. Bunu düşünerek de hazırlık yapılıyor ama esas kutlamalar. Cumartesi günü ama ana kutlamalar. Yani şampiyonluk kupasının alınmasının planlandığı ve devamındaki şampiyonluk kutlamaları 6 ay maçında gerçekleştirecek. Tabi İstanbul'da da çeşitli organizasyonlar yapılacak. Onları biraz açacağım birazdan ama şu detayı verelim. Sen de söyledin. Yarın 23, ertesi gün 38 maç günü de 33 tane uçak gelecek Trabzon'a ve uçakların tamamı dolu. 96 uçak seferi ek seferlerle birlikte tamamen dolmuş durumda ve kulübün girişimleri sonucunda yeni ek seferler açılıyor. Açıldıktan 10 dakika sonra tükeniyor. Trabzon'a bilet bulamayan taraftarlar Ordu Giresun Havalimanı'na, Erzurum ve Samsun Havalimanı'na iniş yaparak oradan karayoluyla e, Trabzon'a gelmeye çalışıyor. Sadece Uçakla Trabzon'a gelmesi beklenen taraftar sayısı 30 binin üzerinde. Karayoluyla, otobüslerle, farklı imkanlarla gelecek olan taraftarlarla birlikte minimum beklentinin 200 bin civarında olduğunu söyleyelim. Şehirdeki otel sayısı 594 ve 35 bin 448 yatak kapasitesi var. Bu yatakların tamamının hafta sonu dolu olduğunu söyleyelim. Yani stadyum kapalı gişe sözüne çok alıştık ama bu kez şehir kapalı gişe olacak gibi gözüküyor. Yıllardır beklenen burada o ana tanıklık etmek isteyen taraftarlar akın ediyor adeta Trabzon'a. Bir tersine göç başladı ifadesini kullansak da aslında yerinde olabilir. Ama tabii ki bu kadar taraftarın stadyumda maçı izleme ihtimali düşük. Çünkü 41.461 kapasitesi var stadyumun ve biletler zaten satışa çı çıktıktan sonra Öncelikle düşük fiyatlı bölümü, düşük fiyatlı dediğimiz 500 en yani düşük. O bölüm 26 saniye içinde tükendi. Diğer biletlerde de 4,5 dakika içerisinde tamamen tükendi. Ve artık biletler kara borsaya düşmüş durumda maalesef. Bu konuda kulüp ve emniyet gerekli tüm önlemleri almaya çalışıyor ama çok da fazla önüne geçilemiyor. Sosyal medya <laughs> üzerinden gerçekten çok yüksek fahiş fiyatlı bilet satışlarının olduğunu belirtelim. Taraftarlar... Biz o şampiyonluğu burada görmek istiyoruz diyerek şehre geldiler ve Trabzonspor Kulübü, Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi'nin birlikte hareketi sonucunda şehrin iki farklı noktasına dev ekran kurulması kararlaştırıldı. Birçok taraftar bu ekranlardan, biri de Eski Hüseyin Avni Eker Stadyumu'nda olacak şekilde bu ekranlardan maçı izleyecekler ve belki de şampiyonluk anını birini yeni stadyumda Şenol Güneş Spor Kompleksi Medikal Park Stadyumunda birini de Hüseyin Avni Stadyumunda kutlama şansı olacaklar. Gerçekten o duyguyu da şimdiden tarif etmek çok güç. Ee, çok geniş kapsamlı kutlamalar planlanıyor. Özellikle 6 ay maçı sonrası yapılacak olan e, görsel şölenin Türk futbol tarihinde bir ilk olması planlanıyor. Gerçekten çok ciddi bir emek sarf ediliyor bu konuda ve çok geniş kapsamlı çalışmalar da yapılıyor. 6 ay maçından sonra zaten otobüste şehir turu, konserler, çeşitli etkinlikler, havai fişek gösterileri hani o klasiktir şampiyonluk müziğiyle e, futbolcular kendi seçtikleri müziklerle sahaya çıkar. O müzikle çıkacak. Ama Trabzon'daki kutlamalar tabii ki sınırlı değil. Türkiye'nin birçok bölgesinde Trabzon Spor Kulübü'nün resmi girişimleri sonucunda şampiyonluk kutlama noktaları belirlendi ve bu noktalarda e, Trabzon Spor taraftarları şampiyonluk kutlaması yapacak. New York'ta, Londra'da, Almanya'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da belirlenen noktalar var ve gerçekten e, artık yıllardır beklenen yani o coşku bir son bulacak gibi gözüküyor. Ama tabii birkaç günde sona ermez. Artık taraftarlar kaç gün burada kalır. Belki Türkiye Kupası zaferiyle İstanbul'dan çifte kupayla dönüp yeni bir şampiyonluk süreci daha başlatılabilir. Gerçekten şehir artık geri sayıma geçti diyebiliriz. Yunus Emre abi bir şey söyleyebilir miyim ben? Tabii tabii. Ya, e, çok yoğun bir mesai olacak tabii hafta ki. sonu vesaire. Şimdiden abi o yorgunluk ama da yorgunluk da başlamış yani. Allah yardımcın olsun. <laughs> ya, ya Ahmet sabahtan itibaren yaptığım yayın sayısını inan hatırlamıyorum. Yani bir de Gazete Boyutu var, çalışıyoruz. Ama gerçekten bunun e, hani yorgunluk demeyeyim ama tatlı bir şeyi var. Yıllardır bekleniyor bu çünkü. E, bizim de en ufak kendi adımıza bir çabamız, katkımız olursa ne mutlu bize diyelim. O yüzden çok sıkıntı değil yani. <laughs> evet. Yunus Emre sen birçok etkinlikten bahsettin ama sosyal medyada da gün boyu farklı fotoğraflar çıkıyor. Şimdi şampiyonluk kutlamaları öncesinde dev bayraklara ya da sokakların süslenmesine çok alışkınız ama bugün gördüğüm birkaç fotoğraf vardı sana sormak istiyorum onu. Bazı otobüs duraklarının özellikle şampiyonluğa yönelik hazırlandığını gördüm. İşte yedek kulübesine benzeyen... Otobüs durakları vardı. Koltuklar ona göre değiştirilmişti. Çok değişik hazırlıklar da var. Bilmiyorum bu fotoğraflar doğruluk değeri kazanıyor mu? Sen de, tabii şehri de geziyorsun, Doğru. her şeyi gözlemliyorsun ama o konudaki hazırlıklar nasıl devam ediyor? Kesinlikle çok güzel bir noktaya değindin Erdem. Şehirdeki hani sadece bayrak veya süslemelerle alakalı bir durum değil bu. Hani kulübün yaptığı organizasyonlar dışında şehrin hani. Bir Kamu kuruluşları değil de büyükşehir belediyesi veya diğer belediyelerin de kendi imkanlarıyla bu sürece katkı verme çabası oldukça fazla. Senin de söylediğin gibi otobüs durakları birçok bina bordo maviye boyanmış durumda ve e, bu anın unutulmaması için Trabzonspor Kulübü bu şampiyonlukta emeği geçen herkesin hatırlanacağı bir heykel hazırlığında yap hazır, heykel hazırlığını da sürdürüyor. Belki bu maçlara yetişmez ama bu maçlardan sonra yeni sezon öncesi o heykelin de e, yetiştirilmesi planlanıyor yor Burada işin bir de ekonomik boyutu var. Yani bu kadar insan şehre gelince hem Trabzonspor Kulübü bundan çok ciddi bir kazanç elde edecek hem de şehrin ekonomisine de tabii ki çok ciddi bir katkı sağlayacak. Ama işin o boyutu tabii ki çok fazla kişinin şu an için dikkatini çeken bir nokta değil. Ama şu detayı da unutmamak <laughs> gerekiyor. Trabzonspor'un alması gereken bir puan var. Ve rakip Antalyaspor. Antalyaspor Antalya, Spor. Antalya Spor sezonun ilk yarısında Trabzonspor'u mağlup etmişti ve şu anda Trabzonspor'un mağlup edemediği bu sezon iki takım var. Biri Başakşehir, biri Antalya Spor. Bir anlamda da bir rövanş maçı gözüyle de ona bakmak gerekiyor. Ee, bu kadar ııı e şampiyonluğa odaklanılmışken teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takımı motive etmesi çok çok anlamlı. Belki burada zorlanabilir ama bunları geçmişte çok fazlasıyla tecrübe etmiş bir isim. O yüzden o maçında çok kolay bir süreç olmayacağını söylemek lazım. Ama şu bir gerçek 41.461 taraftar tribünde olacak ve herkes her anında her saniyesinde takımın yanında olacak. Hatta 2 yıl sonra en son 2 yıl önce 14 Şubat'ta sevgililer buluşuyor adı altında Trabzonspor taraftarları antrenmanı izlemişti. Yani taraftara açık antrenman gerçekleştirmişti. Yaklaşık 2 yıl sonra hatta 2 yıl da geçti. Trabzonspor'da cuma günü saat 16.30'da stadyumda bir antrenman taraftarlara ve basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirecek. Ücretsiz olarak taraftarlar antrenmana gidip stadyumda izleyip belki e, o çok beğendikleri teknik ekibe futbolculara daha net sevgi gösterileri, daha yakından sevgi gösterileri sunma ihtimalinde sahip olacaklar. Bir detay da çok önemli aslında Erdem. Şöyle bir şey hani şampiyonluk kutlamalarının klasiğidir bu. O son düdük çaldıktan sonra herkes sahaya koşar ve futbolculara sarılır. Teknik ekiple kaynaşır. Bu dünyanın her yerinde olan bir şey. Ama şu detayı unutmamalı Trabzonspor taraftarları. Eğer Antalya Spor maçında bunu yaparsalar şampiyonluk kupasının kaldırılacağı Altay maçını kaçırma ihtimalleri yüksek. Yani ceza alıp belki de o maçı izlememe şansları da var. Yıllar sonra kupa gelecek, kupa kaldırılacak. Belki de cezalı olup o şansı da kaybedebilirler. Bunu da bence akıllarının bir yerlerinde tutmaları lazım. <laughs> Çok önemli bir konuya değindim <laughs> bu arada. Yani bunun sürekli taraftarlara anlatılıyor olması lazım kulüp tarafından. Tarihi anı anı kaçırabilir Kesinlikle. taraftarlar. O da tarihi var. bir an ama yani. O da tarihi, evet, o da tarihi, <laughs> an. Hangi, tarihi bir an. Her türlü tarihe geçer. Bir, birini tercih etmek lazım. <laughs> <yani>. Ben girerdim. <laughs> Bak ya, ya Sercan. Ya birçok kişi girer herhalde. Ya yani ben de bunu kulüp de vurguluyor bu arada. Emre. Yani herkese anlatıyorlar ama kaç kişi engelleyebilirsin ki? Kaç yıldır Abi, bu anı tutamazlar bekliyor. orada yani, ya. Gerçekten kimseyi tutamazlar orada. Ama sıkıntı şu. Tutamazlar. Ya şöyle bir durum var ama burada sıkıntı şu yani pasolik sistemi var o kadar gelişmiş güvenlik kamera sistemleri var sadece sahaya girene ceza verilse tamam belki ona bir anlamda anlam verebilirsin ama blok olarak ceza veriliyor. Blok verilir. Yani bir taraf bir tribünden, I bloğundan mesela bir kişi sahaya atlasa I bloğu komple kapatılıyor orada hiçbir günah olmayan taraftar da belki kupa törenini kaybetme şansına sahip olacak o Yok. imkandan mahrum kalacak daha doğrusu o yüzden. Dikkatli düşünmek, Yunus dikkatli abi. hareket etmek gerekiyor. yıllardır bence. bekliyorlar. Bırak girsin. <gülüyor> evet. Ama <laughs> tabii söylediğim gibi 6 ay öncesinde, öncesinde de yoğun bir hazırlık olacak. Fangal. Yani oradaki hazırlığı da sekteye uğratmamak Şöyle lazım. Şöyle düşünelim, zaten 200 bin kişilik <laughs> bir talep var. Burada 40 bin kişi hakkını, <laughs> hakkını kullanır. Bir dahaki maçta da diğer 40 bin kişi kupa törenini takip eder. Ya böyle, hakkını devretmiş olur en azından. <laughs> böyle bir artı tarafı olur. yani e, Bir de İstanbul'da da yapılacak. <gülüyor> <gülüyor> Altay maçının olduğu tarihte İstanbul'daki bilmiyorum. organizasyon Yunus Emre <laughs> yoksa bu da Antalya Spor Karşılaşması'nda gelen şampiyonluk Başakşehir haberiyle birlikte olur mu? Yok, Başakşehir Karşılaşması son karşılaşma İstanbul'da oynayacak. O karşılaşmanın ardından İstanbul'da da Trabzon'dakine benzer şampiyonluk kutlaması gerçekleştirecek. Nerede? Şu anda Abi, o maçın başak, olimpiyat Başakşehir stadyumuna alışması, alınması için görüşme yapıyor. Ee, ama Başakşehir Kulübü ile henüz resmi olarak anlaşmaya varılamadı maçın olimpiyat stadında olması için. Ama olimpiyat stadında olsun veya olmasın önemli değil. İstanbul'da da kutlama yapılacak. Bir diğer detay da şu o kutlamaların ardından 3 gün sonra Türkiye Kupası karşılaşması da var İstanbul'da. Final karşılaşması. Eğer Kayseri Sporu mağlup edip finale kalırsa Trabzonspor belki bu sefer çifte kupayla Trabzon'a dönüp bambaşka bir şampiyonluk ve çifte kupada kutlayabilir. Abi sırayla herkes girsin o zaman. Bir Antalya maçında, Altay maçında, Başakşehir maçı, Kupa maçı, herkese yetecek sıra kadar sıra. maç var. Yunus Emre sen, tabii sen Antalya doğru, Spor doğru maçından da bahsettin. Bruno Perezle alakalı da açıklamalar yapılmıştı kulüp tarafından yaşadığı sakatlık dolayısıyla. Öncelikle yine kulübe bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Trabzonspor çok çekti bu sezon sakatlıklardan dolayı. Nasıl bir 11 bekliyor taraftarları Trabzonspor cephesinde ve Bruno Perez'in durumuyla alakalı da son bilgiler alalım senden. Tabii talihsiz sakatlıklar aslında bu kadar işler iyi giderken de yine Trabzonspor'un peşini çok bırakmadı. Önce Cervinho, sonra Edgar, bir süre Bakasetas e, yalnız bıraktı takımı. E, sonra Vitor Hugo, Ahmet Can Kaplan ve son olarak da buna Bruno Perez eklendi. Maalesef e, Aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle İstanbul'da ameliyat oldu ve en az süreyle 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Belki sezon başına yetişme ihtimali var Bruno Perez'in ama tabii ki bu e, sürece ve oyuncunun tedaviye vereceği yanıtla alakalı bir durum. Bazı oyuncularda daha uzun sürüyor bazılarında kısa sürebiliyor. E, Vakeme sakatlığını nedeniyle son karşılaşmada forma giyememişti. O sakatlığını atlattı ama kararı teknik ekip verecek oynayıp oynamaması ile alakalı. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz biz yine de. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Dorukan Toköz, stoperde Ahmetcan Hugo ikilisi yanlarında Dansville orta sahada Siopis Hamşik Bakaseta suçlusu sağ kanatta Vişca, solda Canini ileride de Cornelius'tan oluşacak bir 11'i biz Antalya Spor karşılaşmasında bekliyoruz. Yunus Emre Sel, çok teşekkürler aktardığın detaylar için. İyi çalışmalar dileyelim. Kolay gelsin.